dersin. Kürtlerin, Sazaların, Türkmenlerin, Ermenilerin beraberce yaşadığı dağlarla çevrili bir yurt. Çoğunluğu Alevi Kızılbaş olan halkıyla her taşın ve dağın, suyun ve ağacın kutsal sayıldığı, kültürü derinlere kök salmış bir yuva. Cumhuriyet hükümeti 1937-38 yıllarında Dersim'e Medeniyet Götürme adı altında bir harekat düzenledi. Ve bu harekat fetih duygusuyla yapıldı. Dersim katliamı, yutkunması zor bir sözcükteyim. Açığa çıkan belgelere göre 13 binden fazla insan öldürülmüş, 12 bin civarında insan sürgüne gönderilmişti. Kurbanların sayısı hala kesinleşmedi. Harekat sonrası rütbeli asker ailelerine pay edilen kızları ise ailelerinden başka kimse merak etmedi. Bu kızlardan bazıları silik anıların peşine düşerek köklerine dönebildi. Ama bazıları geriye iki tutam saç bırakarak hiçliğe karıştı. Dedi kızım ben ölürsem bunlar benim mezarıma koy dedi. Asker vurdu o saçım makineye. İyice beni kel olan yaptı. Ha maktup tıra benim saçım tıraş ettiler. Eğer mezarıma koyarlarsa koyarlar, mezarıma koymazlarsa yeğenlerim var. Bunlar birisi taşır. Şimdiye kadar biz nasıl taşıdık, onlar da taşır.
Barikat Haziran gibi başlar. Eski adı Mıkikan, yeni adı Tepsili Köyü. Hemen oranın altında Boğaz vardır, o şekilde tabir edilir. İki dere vadinin arası. Orada askeri karargahın içerisine düşer. Bu çatışmada herkes can havliyle dağılmak zorunda kalınır. Ve bu çocuklar orada kalır. İki kız çocuk, Sakine ve Semsi. Annem de ayrı düşmüş. Babaannemden ayrılmışlar. Birden askerler basınca herkes kaçış halinde. Annemle yengem, onun annesi bir kaçmışlar. El bastırınca askerler. Onlar bir kaçmış. Babaannemle torunları bir var. Zaten iki tane torunu varmış. Hiç kimse daha yok torunlar babaannemin. İlk torunlar babaannemin. Babaannem bir yere gitmiş, onlar bir yere gitmiş, erkekler bir yere gitmiş, dağılmışlar sabah. Sabahtan susamışlar. Annem öyle anlatıyordu. Bir çeşmenin başına gitmişler ki orada su içsinler. Orada su içince tekrar askeriye basınca kendini bu nasıl yapıyorsa kaçırıyor. Siz çocuksunuz, evlat sizi götürür, bir şey yapmazlar ama bana şey yaparlar derdi. Gelmiş yani. Annem öyle anlatıyor. Ondan sonra kayboluyorlar. Bizim aşirette kim varsa %20'si Şemşi'dir, Sakine'dir. Onların ismini kullanıyorlar. Dersim'de sadece benim ablalarım değil, Dersim'de yüzlerce çocukların evlatlık veya asimde olarak götürüldüğü yani aşikardır, o bilinmektedir artık. Anne sen dönmedin değil mi öyle? Bir kafa var. Hmm. Ben dönmedim yani benim zamanımda vardı. Bu cesetler de hani bir terada var hepsi. Kendi cesetleri bize bir terada getirdi de teradı. Herkes topladı. Biz mağaraya girdik, bir mağarada da varı topladık gittik. Ortadan. Ne bileyim yapmadı, iş kalmadı. Toprağı içtiler, attılar içine. Toprağı içine koydular. Biz kaça geçmiyoruz. Bize bir yere topladılar, bir mağaraya. Davarımızı, malımızı götürdü. Orada tuttular, teyare bıraktılar. Rak 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 rak. Hasan amcam da dağda geziyor dedi ki, askeri dedi, etraflarımıza sardı dedi. Hasan amcam haber verdi oraya. Ha orada işte bir iki tane akrabalarımız orada vuruldu. Anan vuruldu dedi, babam dedi. Anan vuruldu dedi. Nenemiz vurmuşlar. O tükelyede. O şey gece kalkıyor suya mı gidiyor ne yapıyor? Askeri tarih. Beni getirdiler ondan sonra o acıkta bıraktılar. Babam getirdi oraya beni bıraktı. Tekrar Süleyman'a dedi ki bu kaybolacaktı kaydet dedi. Babam. O da kaydetmemiş beni. Alaziz'e beni getirdiler. Bir yüzbaşın evine. Hamak tuttular benim saçım tıraş ettiler. Götürdüler, banyoya soktular, yıkandı. Ondan sonra soyundurdular.
İşte kısa elbiseler giydirdiler. Ayağım getirdiler, bir ölçü çizdirdiler etraflarına. Gittiler bir ayakkabı hazır mı aldılar, ne söylediler? Bir ayakkabı getirdiler. Bir kısa çorap, ondan sonra giydirdiler. Aha. Bir de bir başıma bir şapka, lengerli bir şapka. Birkaç tane kız vardık. Kimi yatılı okullara saldılar o kızları. Ben zannettim bu Hürri falan da vardı yani. Yatılı okula falan saldılar dedim çok kızları. Aha. Beni de Malatya getirdi. O yüzbaşıların yanında kaldım. Kızlar hep birlikte zannediyorum ki götürdüler şeye. Bu da diyor beni yüzbaşıgile götürmüşler. Yani dedik başı değil mi? Şapka ben sana veriyorum dedim. Başıma koydular şapkayı. ...1938'de ben... ...hani... ...8-9 yaşındaydım. Ama ben annem babam görmemişim. Amcamın yanındaydım. Bir baba annem vardı. Onun yanında yatıp kalkıyordum. Çocuktum. Amcama baba diyordum. Yengeme de anne diyordum. Baba annem de... ...o 38'de... Bilmiyorum vuruldu mu, öldü mü, kaldı mı, kendini suya mı attı? Onu da kaybettim. Ormanda kalıyoruz. Yani saklanıyorlar, askerler saklanıyorlar. Amcamdır, hanımıdır, iki tane çocuğudur. Öyle öyle buna kaçtılar, asker bastı. Bunların oturduğu ormanın içinde. Herkes çocuğunu aldı kaçtı. Ben peşine düştüm. Ben kaçamadım. Yakaladılar. Askerler beni yakaladı. Aldı doğru. Şey gibi ovacığa götürdü. Benim tuttular. Kamyonu içine indirdiler. Ne bileyim. Nasıl dayandım, nasıl yaşadım onu düşünüyorum. Allah'a şükür kendim kaybetmedim yani. Yendira kamyon dolu asker. Hareket ettiler, hadi bakalım. Nereye götüreceklerini. Beni doğru götürdü, bindik gittik, o askerler yanımda dolu. Kimi şarkı söylüyor, kimi gülüyor, kimi kahkaha atıyor, ben ağlıyorum. Bura nedir? Elazığ. Bir asker geldi ki elinde saç makinesi var. Ama saç makinesini bilmiyorum, gördüm. Kadın benim yanımda oturuyor. Güzel bir genç kadın. Asker vurdu o saçım makineye. İyice beni keloğlan yaptı. Oradan saçımı alınca bir de sıfıra vurdu. Hiçbir şey kalmadı. Kadın beni aldı. Kadın benim ayağım böyle kağıda koydu, kağıt sızdı. Ama bilmiyorum, anlamıyorum. Ayakkabı alacak. Kadın beni aldı, elimden tuttu doğru banyoya. Beni yıkadı. Beni götürdü adam bir treni. Önüne benim elim tuttu, bir askere teslim etti trenlerinde, bir asker çıktı. Adam geri döndü. Asker beni aldı trene. Dört köşem doldu tren askerle. Onların içinde kaldı. Ama ne yapıyorlar, nereye götürüyorlar? Hiçbir şey anlamıyorum ki. Gittik üç gün, üç gece. O askerlerin içinde, onlar beni tuvalete götürüyorlar. Onlar su geliyor trenlerine, suyu alıyorlar. Temiz suyu başta bana içiriyorlar, sonra kendileri içiyorlar. Akşam olunca
trende açıyorlar aralarını, beni yatırıyorlar, bataryasını da örtüyorlar. Öyle Samsun'a gittik. Biz o asker geldiği zaman dersimiz zaten bütün asker sarmıştı. Asker sardığı zaman bizim karşımızda Tükali diyor ağır. Bir köyün ismi karşımızda. Biz askerden kaçarken gittik oraya ormanın içine sığındık. Ormanın içine sığındık. Ondan sonra gece orada kaldık. Sabaha yakın benim bir amcam vardı. Orada dedi kaçın askerler sizi yakaladı. İşte onun demesine gitmesi üzerimize yağdırdı yani. Ağır makineye yağdırdılar. Benim bir kız kardeşim vardı. Annem kaçıyordu, gidiyordu çocuğu aldım. Ben de arkasına gidiyordum ama ormanın içi yürüyemiyordum yani. Yürüyemiyordum. Neyse anneme dedim ki, anne dedim, sen beni niye bırakıyorsun herhalde? Tabii Türkçe o zaman bilmiyorduk, Kürtçe söyledim yani bunu. Neyse kızı hemen bıraktı yere, beni aldı kucağına. Biz öyle kaçtık. Babam askerin önündeydi. Askerin önünde yüzbaşı, babam yere kıza bakarken yüzbaşı görüyor. Yüzbaşı diyor kızı, oğlum niye bakıyorsun ona falan. Öyle çok dikkatli bakmış. Ondan sonra seslenmemiş babam. Seslenmeyip bir daha sormuş. Üç kere sormuş. Seninse demiş, al demiş kız seninse. Ondan sonra aldı. O zaman asker Külika'nın tepesinde direğin yanında bir yerde çadır kurmuşlardı. Orada kalıyorlarmış. En sonunda babacığa götürmüş. Birinin yanına bırakmış babam kızı. O da kız birkaç ay sonra tabii ki yiyecek içeceği olmayınca kız şey diyor, rahatsızlanıyor, ölüyor o da. Biz hepimiz ayrı ayrı düştük. İşte sonunda babam bizi buldu. Sonra bizi aldık da Yozgat'a götürdü. Götürmek istedi. Biz Çorumanka'da gittik beraber. Çorum'da babam hastalandı. Orada mefat etti. Babamızın cenazesini şeyde Çorum'da kaldırdık. Yerini bilmiyorum. Ablam da mektup gönderiyor Ovacık'tan. Hanım, Huriye'yi bak ben gelene kadar. Ama hanım affedersin yani bir köpeğin biri. Böyle merdan başında bir batanya verdi kadın bana. Onu birini kattın altıma serdim, bir kattı üstüme serdim. Öyle kaldım. Beni mutfağın bulaşık yendirdiği yerde yemek yendiriyordu. Orada yiyordu. Kalkınca dilaver topluyor. Dilaver bağırıyordu. Buyurun hanımefendi. Kürt kızı bulaşıkları bizim bulaşıkların içinde yıka ama. Ayrı yıka, ayrı yendir. Peki hanımefendi. Kaldım bilmiyorum ne kadar kaldım. Yatağım merdiven başı. Ne yapayım? Kendim asiyim yer yok. Ölümüm istiyorum. Büyük acımam. Ölümüm istiyorum candan baş. Apartmanın üstüne çıkayım, kendimi aşağı atayım. Ölür müyüm? Kemiklerim kırılır. Esirteyim çocuğum, kim bana bakar? Hani bunları da düşünüyorum. Kızım, kaldım, epey kaldım. Bir oruç tuttum Mesut'a. Hızır, hızır. Hızır ya, kırbancı bir ya. Beni ya öldür, ya buradan al, ben ne yapayım? Türkçe bilmiyorum, bu hanım kötü bir kadındır.
Üç gün oruç tuttum, akşam elimizin bir kadın. Niyaz ettim, dua ettim, beni kurtar. Ya öldür ya kurtar yani. Ama topraktım, dayandım ve asıl kendim kaybetmedim. Benim kanım çok kırmızı. Ben yine bizim milleti istiyordum, bizim milleti istiyordum. İsterse ki beni altın kafese koysunlar. Ben kendi milletimi istiyordum, onları istemiyordum. Ama ne yapayım, yetim kaldım, çocuktum, kaldım. En sonunda dayanamadım, yine kaçtım. Polis bana dedi ki, kızım dedi, ben gelirim o hanımıyla konuşurum da, o iyi olur sana dedi. Seni tekrar oraya vereceğim. Ağladım, hüngür hüngür ağladım memur bey dedim. Çat pat, beni getir dedim, öldür, parçala, köpeklere at, bir günlük etim orayı verme dedim. Ben oraya gitmek istemiyorum. Allah 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 dedi. Ne yaramaz kadın. Kızcağız dedi, kendi işliğine kıyıyor da onun yanına gitmeye razı değil. Seni başka yere vereyim. Artık ses çıkartmam. O Atıp Bey şekerci oğlu, onların akrabası yani, tanıyorlar birbirini. Şeker fabrikası var, mağazası var, sünası var. Zengin adam. Onun yanına onu çağırdılar. O geldi, beni ona teslim ettiler. Gittim evine, üç kat evi var, kendi evi. Sultaniye Caddesi'nde oturuyor, kendi evi. Sultaniye Caddesi, Atıf Bey Şekercioğlu, kapı numarası 15. Hiç unutmuyorum. Yemeği, memeği, her şeyi hani ben yapıyordum. Yalnız benim saçım kıvırcıktı. Böyle tarıyordum, genç kızdım, havaslanıyordum. Ama kadın kıskanıyordu. Saçını diyordu, tara, ör, bir lastik bağla ucunda. Ama ben de istiyordum ki yani o Samsun'da kızlar nasıl geziyor, ben de öyle gezeyim ama maalesef bırakmıyordu. Adamın feli de pek doğru değildi yani, bozuktu. Hani benim için yani çok istiyordu kendi kalbinde. Hani beni tek görünce beni yakalayıp öpüyordu, dizinin üstüne oturtturuyordu. Türkçe biliyordum. Kürtçe konuşurdum ha. Hiç Türkçe ben hatırıma gelmek, ben Türkçe konuştum. Nasıl unuttun anne? He? Nasıl Kürtçe unuttun? Geldim sana diyor, bu koca yüzbaşının evine, bütün askeriye. Hep Türkçe. Hep Türkçe, Kürtçe konuşursa diyor, ben seni öldürürüm diyor. Çalıştım, çabaladım, Türkçe öğrendim. O çocuklar okula gidiyorlar, harfleri öğrendim. Neler öğrendim? Sen okur yazılın var. Tabi. Oo, işte ben öğrendim. Ben istedim çocuklarım okusunlar. Ama ben de okuyayım ya çocuklarım. Çocuklarım da. Ben yalvardım ha, o yanında yaşadığım kızlarını verdi. Abi abi dedim, ne olur dedim, ne beni olur de ver. Çok havaslıydım. Çok seviyordum okulu. Ne olur beni de ver, ben de gideyim. Yok kızım dedi, seni birkaç ay sonra, birkaç yıl sonra Kur'an okuluna vereceğim. Kendi başımı aldım gitti.
Nereye gideceğim? Beni tutuyorlar, evlendiriyorlar. Ben ne evleneceğim? Ben ona baba diyorum. Onlara nasıl evleneyim? Evlenebilir miyim? Ana karısına da anne diyordum. Yani onun için ben çıktım oradan. Malatya'nın köşesine dolandım, dolandım, dolaştım. Bir pınar başına gittim, oturdum. Bir pınar başına gittim, oturdum. Baktım bu Mehmet geldi, karşıma çıktı. Orada da. Dedi gel seni dedi anne gile götüreyim dedi. Dedim ben gelmem. Dedim olmaz dedi, pis olursun dedi. Gel anne gile gene gidek dedi. Aldı beni götürdü. Gitmedi. Biz beraber yaşadık. Biz onlarla beraber yaşadık yani. Beni götürmedi oraya. Orada da gitti yüzbaşı da tayinimizi yaptırdı. Kahteye verdi. Burada arkadaşlar vardı. Bütün canlarımı kısmı hep buraya verdiler. Burada da kısa bir evlilikleri oluyor. Adam da işte el adamı dersin, sana ne derece şey verir. O da tutuyor kendi bir akrabalarıyla burada tanışıyorlar. O akrabalarının da evde bir genç kızı varmış. Kendini o kıza kaptırıyor. Bir sefer tutuyor onu kaçırıyor, alıyor gidiyor. Annem burada tek kalıyor. Ve buradaki eş dost kendisine sahip çıkıyor. Mahkemeye veriyorlar. Mahkemede de babam mahkemede olduğu için görüyor annemi. Diyor ki bir şeyde boşansın, ben alacağım onu diyor. Hiç korkmasın. Mahkemeye girdim, çıktım. Hakim dedi ki kocan gelmiş seni götürecek. Dedim kocam kimmiş? Benim kocam vardı dedim. Hakim dedi kocam olsa bana sahip çıkardı. Sahip çıkmayan adamı getir beni yerde bırakır. Ben onu kocaya diyemem dedi. Öyle deyince peki dedi nerede kalacaksın dedim. Allah büyüktür, kalbette ölecek değil. Ata da mahkemeden çıktı dedi sakın bir daha mahkemeye gelme. Dedi mahkemenin kararına bırak. Ben seni orada boşarım dedi. Seni orada boşatırım dedi ona. Yani din nikahı var ha. Din nikahı da bir de arkamda geldi. Ne işte ben mahkemeye de çıktım geldim. Onun bir akrabası Rukiye var, oraya gittim. Rukiye var, Rukiye'nin yanına gittim. O da karar vermişti işte bu o zaman boşatmışlardı. Avukatlı Muhsin Efendi vardı. Sonra bir de bir bacımız hanım Memeçük diyorlardı, hanım vardı işte. Bir aradayız, hep bir arada gidip geliyorlar. İşte burada kaldım, burada kaldım. Yüzbaşı gilde kaldım, hakim gilde kaldım. İşte öyle ömrüm kahtada öyle geçti yani. Hanım bir dedi ki hadi dedi seni götüreceğim. Nereye götüreceksin sen beni? Dedi hadi herhalde bir kere bir evde kardeşim var oraya götüreyim. Gittim ki hocam hoca hep oturuyorlar. Allah canım. Hanımı beni götürdü. Oraya bıraktı. O çıktı gitti. Hoca da okudu. O beni o evde bıraktı. Meselem bitti. Ne diyebilirsin? Nereye gidebilirsin? Git bir yere daha kaç. Fatma sen geldin bir kapı daha buldun. İşte kaldı burada. Herkes diyordu yaşlı adamda sen nasıl yaşayacaksın? Gençler arkamda fişki çalıyordu. Dedim Allah belanızı versin. Baban kim, anan kim, sen neysin, necin? Hiç bir güne bir gün bana sormamış. Ne de ben ona sormuş. Ne de ben onun yanında konuşmuşum. Hiç sormamış. Ben işte bir gün bizim radyomuz vardı. Radyomuz var. Radyoda bir de baktım diyor kaybolanlar diyor. Çıksınlar meydana diyor. Arama var diyor. Ben de gittim dedim ki kaybolanlar arıyorlar. Dedi ne olmuş sana dedi. Yerde de otur. O biliyordum vallahi billahi biliyordum. Yani biz bazen kendisine takılırdık derdik ki yani sen yerden mi çıktın? Senin hiç mi kimsen yoktur? Yani anan da mı yoktu? Baban da mı yoktu? Kardeşin de mi yoktu? Birine dayı diyeydik. Birine hala diyeydik. Birine teyze diyeydik. Bunlar neredeler diyorduk. Yer yarıldı. Ben şimdi çıktım. Benle vazgeçin. Benle vazgeçin. Benle. Beni söyletemeyin. Ailem olsa gelir beni bulur. Kimsem demek ki yokmuştu. Tek hatırladığım bir şey var. Babamın hayatı boyunca o kızları çok aradığını.
Fevzi Çakmak'a başvurular, dilekçe yazarlar. Fevzi Çakmak buna istinaden böyle bir cevap gönderilir. Bunların Zonguldak Sahil Muhafazalay Komutanı Münip Yılmaz Türk'ün nezdinde olduklarını belirtir. Ve Sarıyli Kaymakamlığından Manisa Valiliğinden 15 günlük bir vesika izninin verilmesini emreder. Annem diyor ki, babaanneme yalvarıyor. Diyor ki, onu tanımaz diyor. Onlar büyüdüler diyor. Onlar şimdi diyor büyüdüler, geliştiler diyor. İsmail tanımaz diyor. Ben de gideyim onunla birlikte. Yok diyor. Yünce diyor İsmail gitsin, bulsun. Bulursa sizi götüreceğim. İstanbul'a babam gelir. İsmail Karakoç gelir. Gelir komşu köylerimiz var Erzincanlar. Onlara misafir olur burada. Onların aracılığıyla Beyoğlu Kaymakamlığı'na giderler. Orada emniyet amirini yanlarına verirler. Bebeğe giderler. Bebeğe giderler. Kadın bir öğretmendir kendisi. Kocası Zonguldak'tadır. Emniyet amiri bayanla görüşür. Der ki ben bugün müsait değilim. Birkaç gün sonra gelin. Derken gelirler ve birkaç gün sonra tekrar giderler. Babamla ikisi. Babam derdi biz gittik. İçeri oturduk. Kahve falan ikram ettiler bize. Daha sonra iki tane kız çocuğu getirdi. Kafaları sıfıra vurulmuştu usturaya. Ama kızlar dedi diyordu, benim kızlarım değil, yani dersimin kızları değildi bunlar. Birisine diyor kanım kaynadı ama diyor hiç yerinden kalkmadı amcam. Gidiyorlar tekrar işte amcam ne başınızı arttım, tekrar oraya dönüyor. Yine bunlar kavga ediyor. Sen niye beni götürmedin? Tabii tekrar babamla babaannem geliyor. Geliyorlar. Yerlerinde yerler esiyor. Kimse yok. Öylesiye kadar annemle amcam her ne kadar konuşsalardı o tartışma gelirdi orada kalırdı. Sen niye beni götürmedin? Öyle tartışmaları vardı. Hiç bitmedi. Amcam eğer bulunursa kendini affedersin amca. Çok da kavga ederlerdi. Bir şey demezdi ama. Hiçbir şey demezdi. Susar öyle sigarasını içerdi. Derdi bana çayımı getir çayımı. Kızım, Allah şahit olsun ki hiçbir şeyden haberim yok. Halam gelmiş Samsun'a. Samsun'da bir de benim babamla amca çocukları, onlar da oradaymış ama ben bilmiyorum. Ben dışarıya çıkarmıyorlar ki beni. Genç kızım, yani Türkçeyi biliyorum. Böyle bir gün bahçeye çıktım. Bahçeye çıktım, Post 1500 güzel bir kız. Hiç yani ömrümde değil ki kimse yok, kimsem. Ama yaşıyorum, çalışıyorum, temizim, titizim. Ama böyle bahçeye giderken böyle sürden bir asker böyle başını uzattı, dedi ki bana, hem de bizim diline dedi, hem de bizim diline dedi adam, çocuk, asker. Seni halan gelmiş, seni halalardan da hiç haberim yok. Savaşta ölmüşler mi, kalıyorlar mı, yaşıyorlar mı hiç bilmiyorum. Halan gelmiş seni aramış, aramış seni bulamamış, tekrar gitmiş. Siktir ol dedim eşoğlu eşek. Asker öyle döndü. Öyle bir döndü bir rüzgar gibi. Düşündüm akıl geldi başıma. Ya bu asker ne bilsin benim dilim. Ben niye böyle yaptım? Ama nerede bulacağım askeri artık? Bir daha nerede bulacağım? Bulsam ayaklarına süzülürüm. Orada bir asker var. Tunceli. O bizi sarbetti. Gittim böyle geziyim. O zaman çarık vardı. Bir şey yapıyordu. Hamallık vardı. Böyle baktı. Oraya çıktım ben de. Dedi sen kimsin? Niye öyle bakıyorsun? Ne yapayım dedi. Öyle deyince şüphelendim. Ay amca dedim. Allah'ım dinini seversen dedim.
sen nerelisin? Dedi, ben amcan değilim, ben Keko Süleyman'ın oğlu. Bağırdım, böyle kafama vurdum. Ay dedim, sen nereden çıktın? Kapıyı açtım, diş kapıyı, halam içeri aldım, onlar dışarıda. Böyle sarıldım. Ağladım. Kızım dedi, ağlama, niye ağlıyorsun? Ağlayacağım dedim. Hasretim ben sana. Sen geliyor musun, gelmiyor musun? Hani genç kız bebek de beğenmez bizi. Gelmek değil de dedim, o ayaklarınız yerine öpe öpe gelirim ha. Tam bir ay mahkemede kaldık, ondan sonra aldık. Bir ay bitti, aldık. Amasya gitti. Benim istediğim oldu, kabullanıyordum. Açtı kaldık, zefilde kaldık, zopadı yedim. Neler yaptı, neler geldi başıma. Neler. Makakora, ben onu istiyordum. Ben bir Kürt'te olayım, altım yer olsun, üstüm gök olsun. Ha, hakikaten öyleydi, biliyor musun? Macırdı. İnan, ot döşeğimde, döşekte otun üstünde yatıyorduk. Beyimle, daha çocuk yok. Otun üstünde yatıyorduk ama mutluydum. Öldüler mi ya da yaşıyorlar mı acaba? Bir anne ya da bir babanın dramını ya da hasretini, yani bilmiyorum. Olanlar sanırım nasıl bir şey olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani bunu ifade edecek kelime ya da cümle hakikaten çok zor. Biri ablam, biri amcamın kızı. Yani bunların tabii ki bulunmasını, bunları görmeyi gerçekten isterim. Dersimden koparıldıkları süreler, süre içeri, 70 yıllık bir süre içerisinde nelerin yaşadıklarını bilmeyi tabii ki isterim. Annem hep ümitliydi. Ağlardı, hep ağlardı. Ben diyordum ki, küçüktüm yani, ağlıyordu. Ben diyordum ki, anne kütüğe gezer, kütüğü bilir. Öyle diyordum sindirimden. Ağlıyor diye anneme der. Bazı da gözyaşlarını silerdim onu. İşte bazı da sinirlenirdim, çıkardım. Benim annem bambaşka. Ne diyeyim ben? Ben başka anlatamam. Benim babam bize çok bildirmezdi. Ben babam daha amcamdan şeydi. Böyle işi ortaya gelmeyene kadar anneme de bir gün geldi, dedi sana bugün bir sürpriz yapacağım dedi. Ondan sonra biz de dedik ki, baba dedim, ne biçim sürpriz yapacağım? Dedi, ben dedi Erzurum'a gidiyorum. Baba dedi, ben çok meraklıyım. Baba dedim, kaç gün kalacaksın, kaç gün geleceksin? Dedi, kızım dedi, ben sabah geri döneceğim dedi. Hani odun götürüyorlar, geliyorlar tekrardan. Geldi, dedi ki, ben bir sevinçle gittim anneme dedi. Bir sevinçle gittim, seni sevindirecektim, gözyaşlarını dindirecektim ama olmadı dedi. O da yine bizimkidir dedi, Setkan Ağlar'dan dedi. Orada dedi, hemşire mi dedi, yani öyle bir şey dedi, hastanede çalışıyor dedi. Çok da sevindik yani, annem dedi yine iyi kötü birisini bulduk. Anam bu gece rüyama geldi, dedi ki ara. Ara, bulursun dedi. Düzdü işte, sürekli annemi göreyim, gel diyordu. Yani çağırıyormuş gibi şey yapıyordu. Tabii biz ilk önce umursamıyorduk yani. Diyorduk annemdir ki, söyleniyor yani. Yani biz, yani daha doğrusu biz çocuklara ilgilenmiyorduk yani fazla bu şeyde. Son şeylerde işte ablalarım dedi ya, dedi, bunun artık dedi, ölümü mü geldi, neye geldi dedi. Yani bunu bir götürelim. Ovacık diyor annem, ızrak diyor. Ondan sonra Mergesor diyor. Annem böyle bu isimleri söylüyor. Diyor buralara gidersem diyor, ben sahiplerimi bulurum. Aklı ermiyor yine. Tam olarak hangi köy olduğunu da bilmiyor. Ovacık'a vardık. Ovacık'ta kahveye gittik. Tabii orada gelen insanlar oldu. Epey insanlar oldu. Hayırdır, ne geliyorsunuz falan. Biz de işte böyle böyle annemizi getirmiş de memleketidir.
İşte akrabalarımızı arıyoruz. Kahveden bir 5-10 tane erkek çıktı. Geldiler taksiye doğru. Kaybolan teyzeyi bir görelim bakalım. Aha, kimdir dediler. Geldiler neyse annem dedi benim dedi. Dedi bizim de kayıplarımız var. Adamın bir tanesi. Dedi senin adın ne dedi teyze dedi. Annem dedi benim adım Fatma. Dedi yok bizimki Gülizar dedi. Kaybolan dedi. Beda mesado Mino kalbe paya vanda wa sasada jadu jalalmo Dedim kalkın 40 göze gidik dedim. Mum götürdü. Dedim Allah'ım dedim yüzüm kara çıkarma. Ailem varsa çıksın dedim meydana. Buranın sahibi kimse hazırlansın gelsin de karşıma. Allah avucumu açmışım. Onlar da bana yardım etsinler. Bir de baktım o çocuk geldi. Dedi ben dedi Hasan Ergin'i tanıyorum dedi. Hasan Ergin de demedi. O da demedi bak. Hasan Ergin demedi. Dedi ben dedi size bir adres vereyim. Yani ben böyle anlattım ay. Gülabagil'i anlattım, işte şeyi anlattım, hepsini anlattım bunları. O zaman hepsini hatırını da anlattım. Ondan sonra dedi ki, dur dedi, ben sana bir adres vereyim dedi. Bursa'yı ara dedi. Dedim ara beni, buradayken Allah razı olsun, kimseyi aramayın, biz eve gidip evde ara. Kalbim duruyacak ya. Çıktık eve geliyoruz. Annem yolda arabayı durdurdu Reşit'e dedi ki, şurada dedi bir poşete dedi, şey dedi, bir iki avuç dedi, toprak koy dedi. Poşetin içine dedi. Aha dedi ben buraya kadar geldim. Kimseyi de bulamadım. Buldum bulamadım artık dedi. Aha ben ölürsem dedi bu toprağımı yüzüme serpin. De ki sen vatanına toprağına hasret gittin. Bir gün buradayım, burada otururken birisinden bir telefon geldi. Telefon geldi bu şeyde, Adıyaman'dan. Hasan Ergin sen misin? Dedim evet benim. Teoman da dedi ki vallahi annemle dedi, anneannem dedi, şimdi Tunceli'den geliyorlar dedi. Herhalde akrabanız olacak, bu telefon numarasını verdiler bize dedi. İşte böyle böyle araştırmaya gittiler dedi. Aha anneannem oluyor dedi. Siz herhalde işte dayımız olacaksınız dedi. Eğer öyleyse. Sonra anneme verdi telefonu. Annem diyordu ki oğlum dedi. Ablanı görürsen ablanın gözünün önü böyle yarık var. Şöyle yarık bellidir yani. Ondan tanırsın dedi. Anneme ilk olarak onu sordu. Annem de döndü dedi ki he dedi ev yıkıldı dedi. Ağaç kırıldı dedi. Benim orama battı dedi. Oram kırıldı. Bir de buramda dedi. Bir tarafıma çöktü. Bir de şuramdaki kemiğim kırık dedi. O da yani tamam dedi sen benim bacımsın dedi. Oo, bir de kardeş çıktı dedim orada. Dur dedim kardeş sahibi oldu bana dur bakayım. Sonun nereye kadar gidecek. Biz burada 2-3 dolmuş bir taksi, bütün çevre artık doluştuk Adıyaman'a. Bunlar karşılamaya gittik. Gittik ki bizden önce hemen bir 10 dakika önce otobüs gelmiş oturuyorlar. Karşıda görü görmez vallahi dedim şu oturanlardır herhalde. Kan da çekiyor herhalde ki. Annem o yaşına göre dayımı gördükten sonra belki 10 yaş daha gençleşti yani. Ben buna inanıyorum yani. Bizim için çok büyük bir mutluluk da annemin mutlu olması önemliydi. Daha çok. Yani ölmeden görüp o hasretliğini gidermek. Biz yani çok onun özlemini yaşıyorduk. Diyorduk ki görsün de o mutlu olsun. O mutlu olunca biz de mutlu olacağız. Bir de dayılık çok güzel bir şey yani. Çok güzel bir duygu.
hiç bulunmaz, hiç unutulmaz. Ana babanı özleme unutulsaydı, bu kadar seneler çileyip çekti, o yüzden şekilde kaçmazdım, orada da kaçtım. Mesela, ana babamı hatırına girince, beni nereye gideceğimi bilmiyordum. Bana o kadar oluyor işte. Hiç unutulmaz. Ne ananı unutursun, ne babanı unutursun, ne kardeşlerini unutursun, hiç unutamazsın. Abla dedim, ben dedim Aleviyim dedim. Ama sana bir şey diyeyim, sen Aleviysen ben de Aleviyim dedi yani. Bunu ağzından duydum yani. Ben onlar yanında da namaz kılmadım zaten geldiler, hiç kılmadım. Namaz falan kılmıyordu, ne oturuyordu. Dedim de bunlar kıcıkarlılar bana şey derler. Yani doğrusunu söylersen ben namaz kılmadım. Yani ne namaz kıldım ne şey ettim. Bunlar belki de başka türlü anlıyorlar. Eğer bulunursa işte en büyük hazine bunlar bizim elimizde. Bir de onların eğer öldülerse toprağını götürüp mezarına dökmek. Bir başka bir şeyimiz yok yani, bir belirtimiz yok. Analarımız huzur içinde ya, yatsın. Belirtimi isteğimiz olmaz mı abla? Yeni birer tane daha ablamız olmuş olacak hayatta, hayatımıza girecek. Ben sizi bilmem de ben havalara uçarım, iki tane ablam bulur. Anneciğim hep ağlardı, hep ağlardı. Bir de saçlarını boynuna takardı onları. Diyordu ki şimdi acaba açıklar mı? Acaba dövüyorlar mı? Onu anlatırdı. Yani sana ne diyeyim ki, annemin yaşadığı hiç kimseye vermesin. Hiç ne kuşa versin. Annem çok ağlardı. Saçlarını alırdı, bu boynuna takardı işte bu saçları. O kadar bağlamıştık, zor açmıştı. Ben bilmiyorum onun bağladığını gibi. Bu eski şey, eski yani o bezleri, işte bu ablamın, bu Şemşi ablamın. Saçları anıyor bu. Bu da Sakin'in. Onu, bu hani kökül kesiyorlar, gözlerinin önüne geliyor. Annem diyor, içimden öyle geldi diyor, ben aldım diyor, şeyime koydum diyor. Yani kestim diyor, beze sardım, böyle diyor. Onlar aynı bak, bezlerini hiç değiştirmedim. Aynı muska gibi boynundaydı. Hiç çıkartmazdı. Onun bir de şey yapmıştı, böyle hani taklı şey, bir şey bağlıyorlar ya. Onun arasına geliyordu, hiç düşmüyor. Hiç böyle boynundaydı. Hususi ona da ip yapmıştı. Dedi, bana vasiyetini zaten yapmıştı o sene. Dedi, kızım ben ölürsem bunlar benim şeyime koy dedi. Mezarıma koy dedi. 84'te vefat etti. 94-2004, 24 senedir. 24 senedir. O saçlar hala duruyor dediği zaman hakikaten ben şaşırdım. Anneme diyorum ki, anne diyorum, sen niye bunu bana bıraktın? Sen bunu bana bıraktın ki bana dert mi olsun? Ben şimdi bunları kime vereceğim? Kimi bulacağım ben? Diyorum ağlıyorum işte. Annemi düşünüyorum. Acısını düşünüyorum. Bu zamana geldiğinde ben diyorum bu saçları tamam anne sen bana bıraktın. Ben kime bırakacağımı? Şaşırıyorum. Helal bunlar anneme kısmet olmadı, bana kısmet olacak. Fatma vardı mesela. Hasan Ergin vardı. Bunlar hepsi de varlardı yani. Bunları niye hatırlamıyorsunlar beni? Yalnız bıraktılar bunlar beni. Hatırlıyor dedi, sen bilmiyorsun. Bana diyor, sen bilmiyorsun. Tamam, bilmiyorum. Zaten bilseydim ne böyle olaydı. Hürriye Hanım. Hı? De. Hı. Kim bilir benim kafam neredeydi o zaman. Hiç unutmuyorum yani o çocukluğumun o hareketleri, o mezarları, o yolları, o ormanı, o taşı, o talayı. Hiç unutmam ki. Biz de unutmamışlar. Ne o taşı? Hiç unutmam. Evet, taşı, ben de unutmamışım. Ben taşı toprağa sana sormayayım ki.
Biz beraber yaşadığımız, beraber klor yaptığımız, hedik pişirdiğimiz nerede? Hatırla. Onu hatırlamıyorum. Bak, hatırlamayayım diye. Fatma Hanım bir şey yemeden o yemek mi? Yemek işte tamam. Var. Onlara fazla yenmek haramdır. Sen kendine zarar ediyorsun. Hayır zarar değil. İyi. Zarar değil. Biz böyle çiziyorduk. Taşta. Taşta böyle götürüyorduk. Böyle buraya. Böyle yapıyorduk. Beş taşlı oynuyorduk. Beş taşlı. Bir de taş atıyorduk böyle elimizin üstüne. Böyle diyorduk, böyle diyorduk, atlıyorduk. Bir de... Bak unutmamış ya, vallahi ya. Ondan sonra bir de davarın kemikleri var. Yerde burada bir iki tane böyle şey var. Böyle atıyor, at mı geldi? Şey geldi. Bir de bir onu oynuyorduk. Bir de çizgi çiziyorduk. Çizgi de hoplanıyorduk. Bunlar gelmiyor da erkekler geliyorlardı o tarlada çözüldü. Ben erkeklerle beraber hoplanırdım. Ha, bir gözlerimizi bağlayıptı. Bir de gözümüz bağlıydı. Evce oynuyorduk. Oynuyorduk. Ya yani bir de onu yapıyorduk. منو قلب پاک وندا و سسدا زد و جلال ما بدای 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 مسدا منو قلب پاک وندا و سسدا زد و جلال ما مزو اما بر تنگ تو دینا بیا پر سرد سنا فقیرون چران اتنا فاز خره ای خره مزو اما بر تنگ تو دینا بیا پر سرد سنا فقیرون چران اتنا فاز خره ای خره ای خره Ailesizlik ölme, kimsesizlik ölme, bir de bu çileyi çek, kimin neyse, bir de o senin zoruna gidiyor, kimin neyse diyor acaba. Biz gideriz artık, yolcuyuz, çoluk çocuklarımız, torun torunumuz yetişiyor. Onlara yazık, onlar görmesinler, bir daha böyle bir felaket. Kayıp çok zordur, öyle o kadar zor ki. Bana diyordu, üstümü örtüyordu, diyordu ki acaba onlar nasıl? Kayıp çocuklar bulunsun. Sade annelerimizin yüreği dinsin. Yani huzur içinde yatsın. Yanınıza yörenize bir bakın. Tanıdığınız ihtiyar bir kadın, Dersim'den koparılmış bir kızın son hali olabilir. Thank you.
Yaşamak sanır nefes verir canından. Bulut çöker karlı beyaz murada. Sanır gitti gelmez güzel sıladan. Bilmez bir can bekler onu burada. Sanır gitti gelmez güzel sıladan. Bilmez bir can bekler onu burada. Ağlar dağlar ardı sıra güzelim. Yalnız başa bu dağlarda gezerim. Bilir bilmez ondan gayrı silerim. Bilmez bir can bekler onu burada. Bilir bilmez ondan gayrı silerim. Bilmez bir can bekler onu burada. Ağlar. Eller karlı dağlar kalır arada. Bir yoldur ki kimse ermez murada. Bilmez bir can bekler onu burada. Bir yoldur ki kimse ermez murada. Bilmez bir can bekler onu burada. Bir yoldur ki kimse ermez murada. Bilmez bir can bekler.